Hız problemlerinden çok soru geldiği için e, kitaplarınızdaki sorular da e, güzel olacağını düşünüyorum. Eğer çok aşırı kolay değilse. Kafanıza yatmayan yerler olursa lütfen bana gönderin. E, bu konuda biraz bazı noktalarda takılacağınızı düşünüyorum açıkçası. Çünkü tek bir formül var. Bazen tek formüllü konular arkadaşlar çok sıkıntılıdır. Neden? birden fazla formül olduğu zaman iş biraz zorlaştığından rahat rahat sorular geliyor. Çok da böyle abartmayalım niyetiyle. Ama hız problemlerinde aslında tek bir formülümüz var. Sayısalda fizik görenler de biliyordur. X eşittir VT. Formülümüz sadece bu. Burada V'yi yalnız bırakırsanız X bölü T olur. T'yi yalnız bırakırsanız X bölü V olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu tek formülden yola çıkacağımız için neleri yapmamız lazım? Hemen başlangıçta hatırlatayım. Tek formül olduğu için arkadaşlar bizim için şu önemli. Bazı sorularda yol aynı olacak, yolları birbirine eşitleyeceğiz. Bazı sorularda zaman aynı olacak, zamanları eşitleyeceğiz. Bazı sorularda da hızlar aynı olacak, hızları birbirine eşitleyeceğiz. Burada şu çok önemli. Sorularda arkadaşlar aynı anda bir yere varıyorlar dedikleri zaman aynı anda çok basit bir şey ama bizim için şöyle anlam olacak. Demek ki burada süreler aynı. Dolayısıyla T1 eşit T, 2 olduğu için bazı güzel sorularda ben x bölü V1, x2 bölü V2 formülüyle gideceğim T'ler aynı olduğu için. Yani sadece x eşittir VT üzerinden yürümeyeceğiz. Genel olarak bunu kullanmaya çalışacağım. Ama yeri geldiğinde V eşittir x bölü T ya da t eşittir x bölü v'yi yapacağız. Aynı anda cümlelerine, kelimelerine dikkat edeceksiniz. Orada sürelerin aynı olduğunu söyler bir nevi. Sonra da arkadaşlar yollara muhakkak dikkat etmemiz lazım. Eşit uzunlukta mı gidiyorlar, farklı yollara mı gidiyorlar? Birimler önemlidir, onu söyleyeyim. Genelde sorular arkadaşlar kilometre bölü saat diye verilir. Ancak bazen hızı kilometre bölü saat verip sizden dakika bölü saniye şeklinde isterse Hemen orada dakika bölü saniyedim pardon metre bölü saniye tarzında bir şey yaparsa kilometreyi hemen bin metreye saati de arkadaşlar böyle 3600 saniye ya da dakika sorarsa 60 dakika diye çevirmek lazım o yüzden birimli sorulara da dikkatinizi çekeceğim örnek mesela sana dedi ki 10 kilometre bölü saat hıza sahip bir öğrenci 60 dakika şey 10 dakikada ne kadar yol alır? Sen o zaman 10 çarpı 10 dakika dediğim için 10 bölü 60 yapmak zorundasın. Ya da sana şöyle verdi. Dedi ki hızı 20 metre bölü dakika olan bir kişi 10 kilometrelik yolu kaç saatte tamamlar dedi. O zaman yapacağın iş ne? 20 bölü metre dakika demişim ya. O zaman sen ona hemen şöyle yapacaksın. 20 metre kaç kilometredir? 0.2 mi? Yok 0.02 mi? 1, 2, 3. 0.2. Sonra dakikayı da arkadaşlar ne yapacaksınız? Saate çevirmek için 1 dakika 1 bölü 60 saattir. Bu şekilde çevirip artık bunun 60 çarpı 0.2'den 30 kilometre bölü saate eşit olduğunu göreceğiz hızının. Dolayısıyla ondan sonra onu 30'a böldüğümüz zaman a diyeceğiz ki bu işte 1/3 bölü 3 saatte varıyormuş. Bu şekilde e, birimleri de çevirmek lazım. Bunları en baştan söyleyeyim. Artık bundan sonra soru tiplerinden bahsedeceğim. İlk sorumuz arkadaşlar normal dümdüz bir soru. Bir araba A ile B kentleri arasını 8 saatte alabiliyor. Bu araba saatte hızını A kilometre arttırırsa Aynı yolu 6 saatte alabiliyor. Buna göre saatteki hızı A kilometre olan bir arabanın aynı yolu kaç saatte alacağını soruyor. Bazen hız problemlerinde aklınızda olsun. Temel böyle doğrusal bir yol çizmek size yardımcı olabilir. Daha iyi anlamak için. Bu soruda o kadar ihtiyaç yok ama aklınızda bulunsun. Ben bazı sorularda öyle yapacağım açıkçası. Şimdi bu e, hızını bilmiyoruz bakın. Hızı V olsun. 8 saatte AB arasını alıyor. AB arasına da X diyelim x eşittir v çarpı 8 arkadaşlar. Sonra demiş ki hızını a kadar arttırırsa ne kadar saatte alıyormuş? 6 saatte alıyormuş. Bakın x hem v çarpı 8'e eşit hem v artı a çarpı 6'ya eşit. Böylece 8v eşittir 6v artı 6a'dan böylece ne oldu? 2v eşittir 6a, v eşittir 3a. Güzel. Bakın bu bizim ne işimize yarayacak? Normalde yol neye eşitti? 8 çarpı V'ye, hız çarpı zaman. Dolayısıyla V gördüğüm yere 3A yazarsam demek ki gitmemiz gereken yol arkadaşlar 24A'ymış. Bize ne soruyordu? Hızı A olsaydı kaç saatte alır? O zaman hız çarpı zamandan demek ki arkadaşlar 24 saatte alacakmış hızı A olan araç. Bu şekilde bakın temel formülümüz hız çarpı zaman eşittir yol. Sinem okula bazen yürüyerek, bazen de koşarak gitmektedir. Okula koşarak gittiğinde 15 dakika erken, yürüyerek gittiğinde 10 dakika geç varmaktadır. Denklem kurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın hız problemlerinde de x eşittir. Yolu bilmiyoruz. Aslında bir nevi süreyi de bilmiyoruz. Aslında bir nevi hızı da bilmiyoruz. Ama ne demiş? Sinem'in koşma hızı yürüme hızının iki katı. O zaman yürüme hızına y diyeyim arkadaşlar. Koşma hızı da 2y olsun, tamam mı? aynı yolu 2 ne demiş? 15 dakika erken. O zaman bir T süresi olsun. T artı 15 diyelim. Aynı yolu arkadaşlar Y hızıyla T eksi 15 diyeceğim pardon. 15 dakika erken demiş çünkü. Buraya da T artı 10 dedim. Bakın bana sonuçta şunu dememiş. Bu Ayşe, şey Ayşe nereden çıktı? Sinem normal bir hızla gittiğinde yolu şu kadar dakikada alıyor dememiş. Onu söylememiş. Sadece gittiği yoldan eğer koşarsa daha hızlı varacağını yani 15 dakika erken gideceğini ve yine yavaş giderse 10 dakikada geç kalacağını söylüyor. O yüzden böyle bir T harfi buraya iliştirmeliyiz. Dolayısıyla artık Y'ler birbirini götürecek. Bakın sadeleşecek. 2T eksi 30 eşittir. T artı 10'dan. T bakın ne geldi? 40. Bizden ne istiyordu? Okula yürüyerek kaç dakikada varacağını, yürüyerek varacağı dakika ne? T artı 10. O zaman arkadaşlar 40 bulduk zaten. 40 artı 10'dan 50 dakikada toplam gideceği zaman dilimini bulmuş olduk. Denklemler gördüğünüz gibi önemli. Bazı ezber modeller var arkadaşlar. Ondan bahsetmem lazım size. Şöyle birbirine doğru gelen araçlarla ilgili soru modelimiz var. Şimdi Bunlar birbirine doğru geldiği zaman arkadaşlar bir tanesi yolun böyle sarı kısmını böyle tüketiyor. Bir tanesi de böyle yolun yeşil kısmını tüketiyor gibi tüketiyor gibi düşünün ve toplamda artık bittiğinde yolun tamamını tamamlamış oluyorlar. Haliyle bunlar karşılaştığı zaman aynı anda karşılaşırlar. Birinin hızına V1, birinin hızına V2 dersek V1 çarpı T artı V2 çarpı T toplam yolu veriyor. O zaman bakın şöyle bir formül üretebilirim hızların toplamı çarpı zaman bize yolu verecek. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebilirim. Diyelim bir araç 50 km bölü saat hızı eşit. Öbür araç da 150 km bölü saat hızı eşit. Bunlar 3 saat sonra karşılaştıklarına göre yol kaç kilometredir desek şunu söyleyebilirim. 50 kilometre çarpı 3'ten bu 150 kilometre yol alıyor. Diğeri de zaten 100 çarpı 3'ten 300 yol alıyor. Artık toplam yol 450 ymiş. Ezber formüle de yandırırsak hızları topla 3 ile çarp. Gördüğünüz gibi basit ezber bir formül ama lazım olduğunda böyle kullanabilirsiniz isterseniz. Ben burada bütün formülleri açığım. Ezber olan ezber olmayan. Çünkü bazı sorularda biraz ezber bilgiyi kullanabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden birbirlerine doğru gelirlerse toplam yolu toplamız çarpı zaman şeklinde bulabilirsiniz. Zaman dediğimiz ne? Karşılaştıkları süre. Ama formülsüz normal temel x çarpı x eşittir vt'den de gidebiliriz. Başlangıçta zaten normal temel öğrendiklerinizle gidin. Ama şunu kastetmiyorum. Kendi mantığınızla gidin demiyorum. Normal öğrendiğiniz klasik yollarla yapmaya çalışın. Sonra zamanla mantık oturacak. Yoksa her soruyu arkadaşlar ben böyle düşündüm. Ben şöyle düşündüm. Böyle yapsak olur mu? Problemlerde öğrenme aşamasında biraz ilk başta taklitçilik, sonra e, öğrenme, en sonunda artık uygulama ve yorumlama kısmına geçmeniz lazım. O yüzden şu an taklit ediyoruz biraz öğrendiklerimizi. Ne diyordum? Birisinin hızı 80, birisinin hızı 100 verilmiş. O zaman ne diyeceğiz işte? Ha bu şey değilmiş ya, yollar karşılaşma değilmiş. Boşu boşuna o kadar heyecanlandık. O zaman bu duruyor bir an şöyle 80 ve 100'ü görünce birbirine gelen araçlar gibi düşündüm. Şu dursun, birazdan bakacağız o zaman ona. Bir araç saatte 80 km hızla AB yolunu hiç durmadan 100 km hızla geri dönüyor. Bu normal klasik soruymuş ya. Şimdi aynı yol zaten AB yolu. 80 çarpı T1. İkinci durumda 100 çarpı T2. Tahmin edenleriniz hızlıca olmuştur zaten zamanların karşılaştırmasını ama ben bakın gösterdim size dümdüz. O zaman T1 ile T2'yi sadeleştirirsek 4T1 eşittir 5T2 oluyor. Demek ki 5T sürede gidiyorsa 4T sürede de dönüyormuş. Toplam zaten saati vermiş. 9 saat T eşittir 1 geldi. Demek ki bu 4 saatte dönüyor, 5 saatte gidiyor. Herhangi birinde yerine yaz. Mesela 80 çarpı 5 yaz. Böylece 80 çarpı 5'ten 400 kilometreymiş bu arabanın aldığı toplam yol ilk etapta. Şimdi bakayım bu sefer okuyayım da o heyecanımız yine tekrardan depreşmesin. A noktasından saatteki hızı 10 kilometre olan bir yaya, B noktasından saatteki hızı 30 kilometre olan bir bisikletle aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. A ve B noktalarındaki arasındaki uzaklık 120 kilometre olduğuna göre. Evet bunu da yapabiliriz bakın. Ezber formülle yapayım önce. Toplam yol eşittir, toplam hız çarpı t böylece 3 saatte karşılaştıklarını bulmuş olduk. Yani bunlar böyle geldiğinde, bu 3 saat gittiğinde, bu da 3 saat gittiğinde karşılaşıyorlarmış. Yayanın hızı neydi? 10. 10 çarpı 3'ten 30. E, şeyin bisikletlerinin hızı da zaten 30 çarpı 3'ten 90. Bize neyi soruyordu? Yaya kaç kilometre gittiğinde karşılaşırlar? 30 kilometre gittiğinde karşılaşıyorlarmış arkadaşlar. Formülsüz yapılır mı bu soru? E tabii yapılır. Sonuçta bunlar 120 kilometre yol alacak bakın yapayım. 120 eşittir. E, 30 çarpı t artı 90 çarpı t. Gördü şey 90 diyorum pardon. Diğerinin hızı 10'du. 10 çarpı t. Yine t gördüğünüz gibi ne geldi? 3 geldi. Yani şu da böyle matah bir şey değil. Şu yaptığımız da matah bir şey değil. Hangisini kullanırsanız kullanın. Ama ikisini de bilmek zorundasınız. Gelelim şimdi sınavda sorulan soruya. Şekildeki ABC dik üçgeninin A köşesinde bulunan iki hareketliden biri B'ye doğru saatte B kilometre hızla. Diğeri de C'ye doğru demiş değil mi? Saatte V bölü 2 kilometre hızla hareket ediyorlar. Aynı anda başlıyorlar ve ilk defa BC üzerindeki D noktasında karşılaşıyorlar. 3AB 4AC demiş. Şuraya o zaman 3K yazayım. Buraya da arkadaşlar 4K yazayım. 3, 4, 5 üçgeninden BC uzunluğuna da bence 5K yazalım. Ne kadar az bilinmeyen o kadar iyi. Şu BD yoluna da 5K eksi 60 diyorum. Şimdi bunlar nerede karşılaşıyor? D'de. Karşılaşmak ne demek? Tabii ki aynı anda oraya varıyorlar demek. Yani ikisi de eşit süre yol alıyor demek arkadaşlar. Bakın şimdi ben soruyu normalde e, şu an içime sinmeyen bir şeyle yazacağım. Sonra istediğim şekilde yapacağım. Bu birinci yol. Normal dümdüz şunu dersin. X demeyelim farklı yollar gidiyorlar. Birincisinin gittiği yol 3K artı 60. Eşittir. V bölü 2 çarpı T. Tamam mı? Sonra bunun aldığı yol 9K eksi 60. Neye eşit arkadaşlar? Bu da V hızıyla gidiyor ve aynı süre bakın. T yazmayı unutmayın. Harfleri aynı olacak burada. O zaman bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra arkadaşlar isterseniz bunları taraf tarafa bölebilirsiniz. İsterseniz de herhangi birisini yalnız bırakabilirsiniz. Bana burada kolay gelen her iki tarafı da bölmek geliyor. Çünkü böylece V'ler sadeleşir. T'ler sadeleşir. 3K artı 60 bölü 9K eksi 60 eşittir 1 bölü 2. Buradan artık arkadaşlar K'yı bulacağız. Bunu böyle bırakıyorum. Çünkü birinci yol tamam artık. K'yı bulmak kaldı sadece. Ben arkadaşlar biraz daha böyle güzel, zor, yorum sorularında işinize yarayacak böyle müthiş olmayan bir yöntem göstereceğim. Birinci yol doğru. Hiçbir problem yok. X eşittir VT. Ama ben şunu kullanmayı daha çok seviyorum. Ve sorularda daha çok işimize yarıyor. Bakın mevzu şu aslında. Madem bunlar arkadaşlar aynı sürede karşılaşıyorlar doğal olarak. T1 eşittir, T2 eşittir, T diyorum. Birisinin arkadaşlar karşılaşma süresi 3K artı 60 bölü V bölü 2. Diğerinin karşılaşma oraya gelme süresi de 9K eksi 60 bölü V. Gördüğünüz gibi matah bir şey yapmadım bakın. Kesinlikle çok da böyle esprisi yok gibi duruyor. Ama bu mantıkları size alıştırmam lazım. Çünkü sorularda böyle kullanacağız arkadaşlar. Biraz böyle hız problemlerinde bu Ezberim su yorumlarda sizin için önemli. Dolayısıyla ben böyle ikinci yolu devam ettireyim. Artık nereden vardım? X bölü V, X bölü V'den. İkisinin de karşılaşma süreleri mecburen aynı olmak zorunda olduğu için. Artık buradan da ne olacak? E, ters çevirirsek 6K artı 120 eşittir. 9K eksi 60. 180 eşittir 3K. K'da ne geldi? 60 geldi. K 60 geldiğine göre bizden BC yolunu istiyor. BC yolu zaten 5K'ydı. Demek ki 300 kilometreymiş arkadaşlar. Bu şekilde ben basit olmasına rağmen ikinci yolun önemli olduğunu düşünüyorum. Bakalım şimdi bu soruya. B ve C şehirleri arası 100 kilometredir. İki araç şekilde verilen hızlarla birbirlerine zıt yönde ve aynı anda hareket ediyorlar. A ve D şehirlerine vardıklarında hiç durmadan geriye dönerek yollarına devam ediyorlar ve 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Buna göre A ile D şehirleri arası kaç kilometredir demiş. Bu da güzel. Şimdi bunların nerede karşılaştığını bilmiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Orası önemli. Yani böyle burada da karşılaşıyor olabilirler. Şurada bir yerde de şurada bir yerde. Onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bakın şimdi. Bunlar 4 saat sonra karşılaşıyorlar ya. Birazcık böyle sorunun bütününü okuyup şunu anlamamız lazım. Birisi döndü geldi böyle bir yerde diyelim durdu tam karşılaşma sırası. C'den çıkan geldi mecburen karşılaştıkları için böyle durdu. Dikkat edin lütfen. Burada A, B arasında bilmiyorum. X gitti. X de döndü. Şurayı bilmiyorum artık. Y diyelim oraya. Bu kadar gitti. 2X artı Y. Dikkat et şimdi. Sonra şuraya da Z diyelim. Buraya da Z diyelim. Tamam mı? Sonra bu z gitti. z döndü. Bir de şurada 100 eksi y kadar gitti. Toplamda aldıkları yola bakın. 2z artı 100 eksi y'den bunlar gitti gördünüz mü? Aldıkları yol toplam olarak 2x artı 2z artı 100. Çok da böyle önemli bir şey değil gibi dursa da bu bizim için önemli. Farklı harfler vermeme rağmen toplam aldıkları yolu bu buldum. Bu arada toplam aldıkları yol şu demek. Bunlar sabit hızla gidiyor. Birisinin hızı 45. Kaç saat boyunca gidiyor? 4. O zaman bu toplamda ne kadar yol alıyor? 180. Sonra 55 kilometrelik. Nerede karşılaştıklarını bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. 4 saat gidiyor. O zaman 55 çarpı 4'ten bu da 220 kilometre yol gidiyor. Böylece arkadaşlar toplam aldıkları yol 400'müş. Ve, ve bu da neye eşit? 100 artı 2x artı 2z'ye eşit. Böylece 300 eşittir 2x artı 2z, x artı z eşittir 150 oldu arkadaşlar. Zaten bizden ne istiyordu? Ad arasındaki mesafeyi. 100 zaten bc arasında var, x artı z'yi de 150 bulduk, 100-150 daha evet 250 olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar aslında çok da böyle sıkıntılı olmayan bir soru gibi ama bence bu da önemli. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Kafanıza yatmayan bir şey varsa arkadaşlar. Çünkü hız problemleri biraz daha diğer problemlere göre zorlayıcı olabilir. Bundan sonra yapacağımız problemlerde zaten hep böyle yorum odaklı gideceğiz. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde bakın bu soruda e, nerede karşılaştıklarını anlamasam bile toplam aldıkları yolun 400 kilometre. Ve en nihayetinde orada gidiş dönüşten ziyade şey e, gidiş dönüş dolayısıyla XX... ZZ olduğunu görmeliyiz. Bunlar aynı zamanda soru tipleridir. Kitaplarda da yaparken arkadaşlar benzerlerini göreceksiniz. Bu hafta biraz böyle klasik sorularla uğraşmanız gerekiyor. AB yolunun orta noktasında bulunan iki bisikletle aynı anda ve birbirlerine ters yönde A ve B noktalarında noktalarına doğru sırasıyla saatte 20 ve 30 kilometrelik hızlarla hareket ediyor. Göstermiş zaten bu sefer kendi oklarla. Bu iki bisikletle A ve B noktalarına vardıklarında hiç durmadan geriye dönerek hızlarını değiştirmeden yollarına devam ediyorlar. Bu iki bisikletli C noktasında karşılaştığına göre AC bölü OC oranı nedir diye sormuş. Tamam bakalım yine şimdi. Burada da arkadaşlar bu sefer yol toplam aldıkları yol belli değil. Çünkü hız belli ama yolları bize soruyor. Şimdi ne yapabiliriz burada yine? Bakın O'dan yola çıkan ikisi de O'da bulunuyor çünkü. Şöyle X diyelim, buraya da böyle Y diyelim. Şöyle Y döndü. Yani toplamda ne kadar yol aldı? X artı 2Y kadar yol aldı. Doğru mu? Sonra bakın şimdi tam ortası dediği için O noktasına AB yolunun Z falan demeyelim, X artı Y diyelim. O zaman buradan yola çıkan da işte X artı Y gitmiş. Sonra şuraya kadar bir x artı y'ye kadar daha dönmüş ve bir x daha gitmiş. O da ne kadar toplam gitti o zaman? 3x artı 2 y kadar gitti bakın. x artı y gidiş, x artı y dönüş bir x daha kaldı. Diğerinde de x gidiş, y gidiş bir y daha döndü. O yüzden 2 y artı x dedik. Böylece arkadaşlar bunların birisinin hızı 20, birisinin hızı 30. Bunları birbirine eşitliyorum. Neden? Çünkü bunlar karşılaşması için aynı sürede yol almaları lazım. Dolayısıyla ikisinin de gittiği süre böylece x artı 2y bölü 20 ve 3x artı 2y bölü 30 birbirine eşit olacak. Bakın çok basit mevzular ama eşit şeylerden düzgünce yararlanıyoruz. Ta sayı problemlerinden beri yaptığım şey. Bunları sadeleştir artık. 6x artı 4y eşittir. 3x artı 6y oldu. 2x buradan arkadaşlar pardon 3x buradan. 2 y eşit oldu. X'in de Y'ye oranı 2 bölü 3 geldi. Bizden AC'nin OC'ye oranını istiyormuş. Böylece 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde çözümleri zor değildir. Ama bunları bu şekilde süreler mi eşit, yollar mı eşit, hızlar mı eşit şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Bir de şimdi yakalama soruları. Demin karşılaşma sorularına baktık gördüğünüz gibi. Süreler aynı. İşte aldıkları toplam yola baktık falan. Şimdi biraz geriden olan aracın diğerini yakalama süresine bakacağız. Bunun için de şöyle bir şey yapayım size. Burada kaç saat sonra yaklaşır yetişir diyor. Bakın önce düz bilmeden ezbersiz bir şey göstereceğim. Şurası x olsun. T kadar süre sonra mecburen yaklaştığına göre yine aynı süre olması gerekiyor. Çünkü ikisi de aynı anda başlıyorlar. Bakın şimdi 60 t kadar gittiğinde x kadar yol alacak yavaş olan. Sonra hızlı olan da x artı 240 kadar gittiğinde 80 t kadar yol almış olacak. Ve t'ler aynı bakın çünkü aynı anda mecburen yakalamak zorunda. Taraf tarafa çıkarırsanız üsttekine eksi yaparsanız x'ler gidiyor. 240 eşittir. Bakın bu 240 önemli. 240 nerede ki 240? Aslında aralarındaki fark 240. Böylece 80 60'tan 20 t oluyor t eşittir 12 saatte yakalıyormuş. Artık ezber formülü şudur arkadaşlar. Aralarındaki mesafe x ise a ve b'den başlayan araçlar aynı anda. Şuna gelir mevzu. Aralarındaki kapatması gereken mesafe x v1 eksi v2 çarpı t formülüyle bulunur. Aradaki yolu kapatacak ki zaten nasıl olsa bc yolunu ikisi de alıyor. Aradaki yolu hız farkıyla kapatıyor. O yüzden V1 eksi V2 çarpı T'dir formülü. Yapayım artık. Bu klasik normal yol. Aslında güzel, sıkıntılı değil. Ezber yolumuz da şudur. Arada kapatması gereken mesafe 240. Hızlar farkı 20. Böylece T arkadaşlar yine 12 geldi. Hepsini bilin. Kısa yol, uzun yol fark etmez. Çünkü size sorularda farklı farklı yorumlar lazım olacak. O yüzden ben bunu da önemsiyorum. Bunu da önemsiyorum açıkçası. Kolay sorularda ve e, vaktimiz olursa dairesel pis sorularına bakacağız. Dairesel pis sorularında ben en son yaptığımı kullanıyorum. Bakalım burada ne diyormuş şimdi? A ve B noktalarından saatteki hızları sırasıyla 120 ve 80 kilometre olan iki araç aynı anda ve aynı yöne hareket ediyorlar. Tamam. A'dan kalkan araç 4 saat sonra diğerini yakalıyor. Bir dakika burada duralım hemen. Daha yeni görüyoruz zaten konuyu. Normalde ben problemlerde sorunun tamamını okurum. Ama şu an zaten kavrama soruları olduğu için bir durup söyleyebilirim. 4 saat sonra yakalıyor ya, yakalamak için nereyi kapatması gerekiyordu? Aradaki mesafeyi. O zaman bunu bulabiliriz aslında. Formül yoluyla hemen göstereyim bakın. Hızlar farkı 40 çarpı 4 saatte yakalıyormuş. Demek ki aradaki arkadaşlar mesafe 160 kilometreymiş. Soruda kullanabiliriz. Dursun bence. Tamam mı bu? Hızın sonra yakalıyor demiş. Nerede yakalıyor? C noktasında. Şimdi e, bu arada şunu da söyleyelim bakın. Bu A'dan C'ye kadar kaç saat gidiyor arkadaşlar ikisi de? 4 saat gidiyor değil mi? İster 120 ile 4'ü çarp. 480. 480'den 160'ı çıkar. BC arası 320 kaldı. İstersen de BC arasını 4 saatte gittiği için 80 kilometrelik olan yine 320. Bakın böylece artık. BC yolunun da 320 olduğunu bulduk. O da bence kenarda dursun. Ne demiş? Okuyorum artık. Yakalıyor. Tamam durduk burada. Yakaladıktan sonra hızını yarıya düşürüyor. Yani 120'den artık 60'a düşürüyormuş. Hiç durmadan 4 saat daha gidince C'ye ulaşıyor. O ne demek ya? E, o zaman burada yanlış bir şey mi dedim ben? A'dan kalkan araç 4 saat sonra diğerini yakalıyor ve hızını yarıya düşürüp hiç durmadan 4 saat sonra gidince. Ha pardon. O zaman arkadaşlar şöyle düzelteyim afedersiniz. Bu C karşılaştıkları yer değilmiş. Ben oraya bir D diyeyim. D'de yakalasın. Sonra C'ye ulaşıyormuş. Sorunun tabii bak devamını okumayınca bir an orası kafanız karıştırmasın. Şöyle yine normal o bulduklarımız karşılaştıkları yere kadar. Burada ikisi e, karşılaştı, yakaladı birisi diğerini. Sonra yavaş olan arkadaşlar ne yapıyormuş? 4 saat daha gidiyormuş. Yani D'den itibaren 4 saat daha gidiyor. 60 çarpı 4'ten 240 daha gitti. O zaman DC arası da 240 kilometre oldu gördünüz mü? Bu şekilde bunu söylüyormuş. Buna göre A noktasından yola çıkan araç C'ye ulaştığı anda B noktasından yola çıkan aracın C noktasına olan uzaklığı kaç kilometre? Tamam. Şimdi toplam A'dan çıkan araç C'ye kadar ne kadar gitti Önce şu AD yolunda yakaladı toplam 4 saatte. Sonra bir 4 saat daha gitti. Toplam 8 saat oldu. Demek ki B'den çıkan da 8 çarpı 80'den arkadaşlar 640 kilometre yol gitmiş. Böylece ne olacak? B'den çıktığı zaman C'ye kadar olan mesafe normalde ne kadar? 320 artı 240. Böylece o da ne yaptı? 500 60 mı? Evet. Haliyle bakın bu 640. kilometrede ama C nerede? 560. kilometrede. Demek ki bunun C'den farkı bize C'den uzaklığını verecek. 80 kilometre fark varmış arkadaşlar. C ile bunun gittiği yol arasında. Ona da böyle bir E diyelim. Bu da E yolunda arkadaşlar. C ile E arası da 80 olmuş oldu. Tabi bu arada hemen neyi gördük? Hakikaten soruyu bütün halinde okuyacağız. Yoksa oradan fark etmemişim bak ne olduğunu. Şimdi e, şu soruya da bakalım. Sonra bir 5 dakika mola verelim. 35 geçi olur herhalde. 40'ta falan tekrar devam ederiz. Şimdi hızı saatte A kilometre olan bir hareketli. Tehlikeli olan sorular arkadaşlar. Birazcık bunlar biliyorsunuz. Harfli. Ya aslında şöyle. Çok böyle tehlikeli olduğu için değil ama harfli sorulara böyle bir gıcıklığınız oluyor sizin. O gıcıklığı yenmek için de mümkün olunca harfli soru çözmek lazım arkadaşlar korkmadan. En kötü yapamazsınız sorarsanız yani çok böyle anlam yüklememek lazım. Şimdi temel bilgileri biliyorsak zaten yapabileceğiz soruyu. Hızı saatte A kilometre olan bir hareketli A kentinden hızı B kilometre olan da B kentinden aynı anda ve aynı yöne hareket ederlerse A'dan hareket eden 3 saat sonra şöyle bir x yolunda yakalıyormuş yavaş olanı. O zaman aslında neyi kastediyor sana? Böyle hızları farkı çarpı 3 dersek ben aslında AB yolunun uzunluğunu bulurum. Bakın işte ezber bilginin de faydaları. Şu an en azından AB yolunun kaç kilometre olduğunu harfli de olsa biliyorum. Eğer bu iki hareketli hızlarını değiştirmeden aynı anda birbirlerine doğru gelselerdi ne kadar sürede karşılaşırlardı diyor değil mi? O zaman zaten artık biz yolu ne bulduk bakın a eksi b çarpı 3 eşittir. Birbirlerine doğru gelirken ne yapıyordum? Hatırlayın hızlarını topluyordum. Çünkü birisi soldan bitiriyor, birisi sağdan bitiriyor. Bir nevi güçlerini birleştirerek yolu böyle kraker gibi düşünün soldan ve sağdan tüketiyor bakın ikisi de. Böylece A artı B güçlerini birleştirip T kadar sürede karşılaşıyorlar. Artık A eksi B çarpı 3 bölü A artı B oldu T. Harfli bir soru ama tamamen temel bilgilerimle yaptım bakın. Bu şekilde ilk bölümü bir tamamlamış olalım arkadaşlar. Şimdi son kısımda bir dairesel pis soru modelimiz var. Onları göstereyim dairesel pis sorularında arkadaşlar birbirine doğru geldiklerinde aslında şundan farksız. Bu mantıktan farksız arkadaşlar. Örnek yol 200 metre olsun birisinin hızı 10 metre bölü dakika olsun öbürünün hızı da 40 metre bölü dakika olsun. Kaç dakika sonra karşılaşırlar desek işte şöyle bir yerde karşılaşsınlar. Böylece 200 eşittir hızlarını topla 50 çarpı t'den 4 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Gerçekten bu 4 dakikada 40 metre yol alır. Öbürü de 4 dakikada 160 metre yol alır. Toplam 200 metre yolu tamamlarlar. Bu şekilde arkadaşlar birbirlerine gelmelerinde problem yok. Eğer ikisi de aynı anda aynı yola başlıyorlarsa burada şunu fark etmeniz lazım. Hızlı olan arkadaşlar zamanı böyle durdura durdura gitseniz yavaş olan böyle geride kalır hızlı olan 0.01 salisede bile önüne geçer. O yüzden iki araç aynı anda hatta yine sileyim şurayı. Şu kırmızıyı. Dur silemedim. Neyse. Kırmızıyı bunun yanına çekiyorum. İki araç arkadaşlar aynı anda aynı yerden yola başlarlarsa mevzu aslında ne oluyor biliyor musunuz? Hızlı olan yolun tamamını alacak ki bir nevi tur bindirme dediğimiz hadise. Bu arkadaşlar hızlı olan böyle gelecek, diğerini yakalayacak bir yerde. Şöyle bir yerde yakalasın. Ama ne yapması lazım? Aradaki farkı kapatması için bu hemen hızlı bir şekilde bunu geçtiği için mavi olanı dolayısıyla yolun tamamını arkadaşlar gelip öyle geçmek zorunda. Göstereyim bakın. Hızlı olanın aldığı yolu gösteriyorum kırmızıyla. Kırmızı arkadaşlar böyle gidecek. Böyle dönecek. Şurada bir yerde yakalayacak. Yavaş olan da gördüğünüz gibi bu kadar yol olacak. İkisi zaten bu kadar yolu ortak aldılar. O zaman yine mevzu neye geldi bakın. Hızlı olanın yolun tamamını kapatması gerekliliğine. O yüzden artık bu kadar her seferinde benim yaptığım gibi uzun uzun düşünmene gerek yok. Burayı ezbere bağla. Aynı anda aynı yola başlayacaklarsa dairesel pistte Diyelim bu 200 metre mi yol? O zaman 200 metreyi kapatacak. Sanki 200 metre arkasında başlamış gibi düşüneceksiniz. Hızlı olanın hızı şimdi 50 olsun. Yavaş olanınız da arkadaşlar 30 olsun. 50-30 20. 200 bölü 20'den 10 dakika sonra öndeki şey hızlı olan yavaş olun tekrardan yakalar diyeceğiz. Anlaştık mı? Tur bindirme dediğimiz hadise bu. Onu da söyleyeyim. Bu zaten basit. Burada da bu noktaya dikkat etmeniz yeterlidir arkadaşlar. Ve her seferinde artık çıkarım bence yapmayın dediğime göre hareket edin. Bakın şimdi. Hızları 10 metre ve 15 metre olan iki hareketli çember üzerindeki A noktasından aynı anda ve birbirlerine ters yönde hareket ettikten 5 dakika sonra karşılaşıyorlar. O zaman şöyle bir yerde karşılaşsınlar. 10 çarpı 5'ten bu 50 yol alıyor. Bu da 15 çarpı 5'ten 75 yol alıyor. Demek ki yolun toplam uzunluğu 125 metreymiş. Karşılaşmalarından kaç dakika sonra hızı az olan A'ya varır? Bakalım. Şimdi hızı az olan ikisi de böyle bir yerde karşılaştılar. Böyle devam ediyor yeşille gitsin. Şöyle bir yeşil yol alacak arkadaşlar. Böylece ne olur? Alması gereken yol 75 metre. Hızı neydi? 10. Demek ki 7,5 dakika sonra bu varması gereken A'ya varır arkadaşlar. Bununla ilgili birazdan süremiz yeterse gayet güzel bir sorumuz var. Hemen göstereyim bakın bir tane daha. Şimdi şekilde O merkezli A noktasından başlamışlar. B'de karşılaşıyorlarmış. O zaman burada doğru orantılıdır açıyla. 210 derecelik yay gitti bir tanesi. Öbürü de 150 derecelik yay gitti. Neden açıyla orantılı? 2 pi daha bu geçen gün gördük ya. 2 pi 210 bölü 360 yol alıyor. Öbürü de 2 pi 150 bölü 360 yol alıyor. Uzunca yapayım bak hakikaten böylece gör. Bu arkadaşlar T süresi. Haliyle tabii ki öbürü de V2 olsun. Bu da T süresi. Neden? Bunlar sonuçta o anda karşılaşıyorlar. T'leri aynı olmak zorunda. Taraf tarafı bölünce hakikaten 2 pi önemsiz olduğunu görüyoruz gördüğünüz gibi. Böylece 210 bölü 360'dan 360'lar da sadeleşiyor. Kısacası artık V1'in V2'ye oranı neymiş? Bunların aslında gittikleri yolla orantılıymış. Böylece 21 bölü 15 sadeleştirirsek 7 bölü 5 oldu. Bu da böyle. Gelelim şimdi aynı anda işte aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Şimdi e, çevresi de 1000 metreymiş. Ne demiş? Birinin hızı 3V, birinin hızı V. İlk kez 20 dakika sonra tekrar yan yana geldiğinde. O zaman bakın şimdi. Kapatması gereken mesafe hızlı olanın 1000 metre şöyle bir yerde karşılaşıyorlar ama zaten yolun şu kısmını ortak gidiyorlar. Kapatması gereken mesafe böylece ne oluyor bakın. Hakikaten takip edin. Kapatması gereken mesafe gerçekten yolun tamamı oluyor gördünüz mü? Bundan dolayı 1000 eşittir. 3V eksi V çarpı 20 dakika sonra yakalıyormuş. Böylece 100 bölü 2'den 50 oldu. Eşittir 2V. V de buradan ne yaptı? 25. Birinin hızı arkadaşlar o zaman 75'miş. Öbürünün hızı 25'miş. Ne demiş bize? Hızı az olan hareketlerin dakikada kaç metre yol aldığını bulalım. O da zaten 25 getirdi bize. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Gelelim şimdi bu ikinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez yan yana gelme muhabbetlerine arkadaşlar. Şekildeki dairesel pistin çevresi 360 metredir. O zaman 360 metre olduğuna göre 72 derece tüm çevrenin 1 bölü 5'idir. Demek ki KL uzunluğu da 72'ymiş. O kenarda dursun. K ve L noktalarından sırasıyla 7 ve 5 metrelik hızlarla hareket ediyorlar. Bu sefer yalnız dikkat edin artık arkadaşlar aynı yerden başlamıyorlar. Aralarında 72 metrelik bir mesafe var. İlk kez yan yana ne zaman gelirler onu bulalım. Çünkü soru bizden neyi istiyor? İkinci kez yan yana geldiklerinde saat kaçı gösterir diyor. Şimdi arkadaşlar onu hallederiz merak etmeyin. Aradaki mesafe ne kadar? 72. Hızlı olan, yavaş olan arkadaşlar yakalayacak. Yani 72 eşittir. 7 5 çarpı t. Kaç dakikada yakalıyormuş? 36. Bunun şundan farkı yok. Bakın bunu düzleştir. Birisi k noktasında, birisi l noktasında. Birinin hızı 7, öbürünün hızı arkadaşlar 5. Kapatması gereken mesafe ne kadar? İşte 72 metre. Böylece 72 eşittir. 7 eksi 5 çarpı t. 36 dakika sonra birinci karşılaşmaları. Şimdi gelelim ikinci karşılaşmaya. Bir daha daireyi çiziyorum. K ile arasında diyelim şöyle bir M noktasında karşılaştılar. Yani yakaladı daha doğrusu. Dikkat edin lütfen. Artık arkadaşlar e, hızlı olanın hızı 7 idi. Yavaş olanın hızı 5'ti. Dikkat edin hızlı olan artık arkadaşlar aynı demin anlattığımız klasik soruya döndü. Yolun tamamını kapatmak zorunda çünkü buna tur bindirmeli. Ve hızlar farkı 7 eksi 5'ten 2. T de buradan ne gel? 180 dakika. O zaman arkadaşlar toplam 3 saat 36 dakika sonra bunlar ikinci karşılaşmalarını gerçekleştiriyorlar. 12'ye 3 saat ekleyeceğiz bir de 36 dakika. Cevap 15.36 olacak. Hemen burada da bir tüyo vereyim size. 25. kez karşılaşsalar ne diyecektik? Tek tek böyle yapacağım mı? Sorularda artık arkadaşlar şuna dikkat edin. Birinci karşılaşma tamam, onu bul. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci karşılaşmalar hep aynıdır. Niye biliyor musunuz? Siz diyelim şöyle bir yerde karşılaştınız, bir K noktasında. Bundan sonra artık arkadaşlar böyle birisi diğerini yakalayacak. Nerede yakaladı mesela? L noktasında. E bundan sonra yine tur bindirmek için aynı yolu bir daha kat edecek hızlı olan. O yüzden arkadaşlar 2, 3, 4, 5 nokta nokta yüzüncü karşılaşma süreleri her zaman aynıdır. Bu soruyu silip 7. kez karşılaşma sürelerini sorsaydı ne diyecektim yapayım? 6 çarpı 180 artı 36. İlkini bulduk o ayrı bir şeydi. Ama geri kalan bütün karşılaşmalar artık arkadaşlar aynı. Bununla ilgili zaten kitaplarınızda sorular gelecek karşınıza. Bu bilgiye dikkat edin. Bakın şimdi hemen yapıyorum. Benzer soru dediğimi hem tekrarlamış olayım. E, bu sefer birbirlerine doğru geliyorlar. Toplam yol ne kadar? Söylemiş mi? Söylememiş. Ha bu dakika soruyor. Sorun değil. 120 derece arkadaşlar. Yani yolun üçte birlik kısmını. Ne kadar sürede geliyorlar? 8 dakikada. Şimdi dikkat edin. İkinci aşamada şöyle bir C noktasında karşılaştılar. Zıt yönde işimiz zaten rahattı. Zıt yön olunca arkadaşlar mecburen ne olacak? Artık toplam ilk başta x kadar gittilerse 3x kadar gidecekler. Güçlerini birleştirip x kadar yolu 8 dakikada tamamladılar. Şu sarı yolu güçlerini birleştirdiler. Artık herhangi bir C noktasından güçlerini birleştirip yolun tamamını yani 3x kadar alacaklar. O da ne yapar? toplam 24 dakika yapar. İşte arkadaşlar, birinci karşılaşmaları 8 dakika, ikinci karşılaşmaları 24 dakika, 3'le 24, 4'le 24, 5'le 24. Böyle gidecek. Çünkü her seferinde hangi noktada karşılaşırlarsa karşılaşsınlar yolun artık tamamını gitmek zorundalar bakın. Şöyle bir mavi noktada karşılaştılar. Yine yolun tamamı. Ya da gittiler böyle bir işte T noktasında karşılaştılar. Bundan sonra yolun tamamını almak zorundalar ki şöyle bir S noktasında karşılaşsınlar. Bundan dolayı 2, 3, 4 sonsuza kadar karşılaşmalarının süreleri aynı. Yani üçüncü karşılaşma burada duruyoruz. 48 artı 8'den başlangıçtan itibaren 56. dakikada üçüncü kez karşılaşmış olacaklar.